İTO Başkanı Şekip Avdagiç asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasına, hatta birkaç puanda da üzerine eklenecek bir refah payına iş dünyasını makul karşılar dedi. Avdagiç, bunun altında bir şey beklemenin rasyonel olmayacağını söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücret düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin artmasını iş dünyasının desteklediği yönünde bilgiler verdi. Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz. Avdagiç, iş dünyasının asgari ücretle ilgili sıkıntısının olmadığını söyledi. İş dünyasının asgari ücretle ilgili bir sıkıntısı yok ama bununla gelen bazı konularla ilgili beklentileri var. SGK üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği Giruzu faciasının ardından alternatif enerji arayışları bir kez daha gündeme geldi. Türkiye aslında Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla kömürden çıkış için önemli bir adım atmıştı. Hedefin 2030 yılına kadar kömürü elektrik sisteminden çıkarmak olduğu belirtiliyor. Peki yerine ne konacak? Bu soruya yanıt aramadan önce gelin Türkiye'nin kömür madenciliği verilerine yakından bakalım. Taş kömürü katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin bir kayaç. Türkiye'de tüketilen enerji kaynakları arasında da çok önemli bir yeri var. Taş kömürü ayrıca demir, çelik ve kimya sanayilerinin de ham maddelerinden biri. Türkiye'nin başlıca taş kömürü yatakları Zonguldak ve çevresinde bulunuyor. Bu bölge Türkiye'nin tek taş kömürü havzası olarak biliniyor. Rezervi 1 milyon tonu aşıyor. 1983 yılında kurulan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı 5 adet müessese var. Bunlar Zonguldak, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve son Giruzu faciasının yaşandığı Amasra. TÜİK'in verilerine göre bu madenlerden 2022 Ocak ayında 101.632 ton taş kömürü çıkarıldı. Geçen yılın toplam üretimi ise 1.248.271 ton olarak kayıtlara geçti. Ve lignit, yani tamamına yakını elektrik üreten termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kahverengi kömür. Yine TÜİK verilerine göre lignit üretimi 2022 Ocak ayında 6.661.693 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam 58.404.730 ton lignit üretildi. Türkiye lignit açısından oldukça zengin, neredeyse her bölgeden çıkarılıyor. Özellikle Ege bölgesi kaliteli lignit yataklarıyla dikkat çekiyor. 301 madencinin can verdiği Manisa Soma'daki maden onlardan biri. Soma'nın toplam rezervi 861.450.000 ton. Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ilçelerinde kömür havzalarının toplam rezervi ise 4.642.340.000 ton. Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçeleri de lignit yataklarıyla Türkiye'nin elektrik üretimine önemli katkı sağlıyor. Toplam rezervleri 750.214.000 ton. Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek ve Değirmisaz, Amasya'da Çeltek, Tekirdağ'da Malkara'yla Erzurum'da önemli lignit çıkarım yerleri arasında. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi verilerine göre kömürlü termik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı %35 seviyesinde. Türkiye son yıllarda kömür kaynaklı elektrik üretiminde artış yaşayan ülkeler arasında. Verilere bakıldığında Türkiye'nin kömürden vazgeçmesi zor görünse de uzmanlara göre kömürsüz bir üretim teknik ve finansal olarak mümkün.